Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki çeşit biber turşu tarifi vermek istiyorum. Önümdeki çeşit biberim var. Bir yağlı biber turşu tarifim olacak, bir de normal biber turşu tarifim olacak. Bu yağlı biber turşusuna e, çabuk turşu da deniyor. Elimde yağlı biber turşum için şu çeşit biberim var. Siz de bunu tercih edin. E, şişman tatlı biber. Bu çok lezzetli oluyor yağlı biber turşunda. Ben diğer biberleri tercih etmiyorum. Bunun lezzeti farklı oluyor gerçekten. Ama tercih yine de sizin. Ve diğer turşum içinde biraz kalınca kıl biberim var. Tabi turşuyu bu turşuda da çok ince kıl biber tercih etmeyin. Ve tatlı biber tercih ediyorum. Bunun da değişik bir e, lezzeti oluyor. Elimdeki biberlerim yaklaşık birer kilo. Ve sarımsağımı da hazırladım. Şimdi ilk önce yağlı biber turşusunu yapmaya başlayacağım. Tencereye ocağı aldım. 1 kilo biberim var dediğim gibi. Tencereye 1 su bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımını döktüm. Tabi tercih sizin tamamen zeytinyağı ve tamamen sıvı ile da yapabilirsiniz. 1 dolu yemek kaşığı kaya tuzu 1 su bardağı sirke üzüm sirkesi ve 1 su bardağı su ilave edeceğim. Bu ölçü aslında 2 kavanoz için. 2 yani birer kiloluk 2 tane kavanoza yapacağım. 1 kilo biberi. Ama ben işte biraz yaptıktan sonra aklıma geldi. E, ayrı ayrı yani şu anda tamamen içine atmak istemiyorum biberi şimdi kaynamaya başladı sıvı içine biberi atıyorum biberleri yani bir kavanoz için yarım ölçü kullanırsanız daha iyi çünkü bütün biberleri tencereye at, atsaydım tam eşit pişmeyecekti o yüzden hepsini atmadım bu sıvının içine ama yarımşar yarımşar kullanın bence şimdi yarısını attım yarım kilo biberi bu karışımın içine attım. Karıştıra karıştıra hafif yumuşayıp rengi değişene kadar pişireceğim. Çok pişirmiyoruz. Şöyle 3-4 dakika kadar sarımsak ilave ediyorum. 5-6 diş. Arada karıştırın. Ben bir kavanoz yapmak istiyorum derseniz yarım kilo biber, Yarım bardak su, yarım bardak sirke ve yarım bardak sıvı yağ kullanın. Ben biraz sonra bu piştikten sonra bu sıvının içinde tekrar diğerini pişireceğim artık böyle oldu. Ama siz öyle yapmayın. Yarım yarım iki bölümde yapın. Evet biberler pişti. Ocağın altını kapattım. İçine biraz da Maydanoz kıydım ama maydanozu biraz soğuduktan sonra eklerseniz daha iyi. Benim acelem vardı o yüzden hemen eklemek zorunda kaldım. Bunu da karıştırıp kavanoza yerleştireceğim. Şimdi teker teker kavanozun içine biberlerimi ekliyorum çok lezzetli bir biber turşusu mutlaka mutlaka yapın hiç yemediyseniz yapmadıysanız bayılacaksınız bayağı da bir ekmek yediriyor lezzetinden bir de çabuk oluyor ertesi gün yiyebilirsiniz o kolaylığı var yenecek durumda oluyor Ben şöyle iki kavanoz daha yapmayı planlıyorum. Evet şöyle bastırarak iyice yerleşsin. Çok boşluk kalmasın kavanozda. Şimdi bile yemeğe hazır. Evet şimdi sıvıyı döküyorum sosunu. Bu sıvıyı biraz sonra diğer biberi de pişireceğim artık öyle oldu. İçindeki bütün sarımsakları da boşalttım. Videoda görünmüyor ama dibine çöken sarımsakları da kavanoza koydum. ve soğumaya bırakıyoruz tabi kesinlikle ağzını kapatmıyoruz sıcak olduğu için soğuduktan sonra diğer biberi de pişirdim yarım kilo biberi bu daha güzel pişti şu kadar şu hani pişme ölçüsü yeterlidir rengi böyle olmalı biraz önce biraz fazla pişirmişim ama dediğim gibi şu kıvam yeterlidir bunu da kavanoza dolduracağım şimdi diğer turşuyu yapmaya geçiyorum biberleri böyle uzun uzun kestim saplarını ayıkladım. Elimde yine sarımsağım var. İki tane kavanozum var. Elimdeki biber bir kilo. Şöyle bir kavanoz dediğim gibi yarım kilo biber alıyor. İyice dolduruyoruz kavanozu. Sıkıca. Bu biber de çok lezzetli oluyor. Gerçekten Böyle hele rengi dönmeye başlıyor. Böyle sarı olunca da daha da böyle hoş görünüyor. İki kavanozu da biberle doldurdum. Ağız kısımlarına da yine biraz sarımsak ekliyorum. Her bir kavanoz için işte 5-6 tane diş sarımsak yeterli. Yine iki tane daha bundan yapmayı planlıyorum kavanoz bence bize az ve birer dolu yemek kaşığı tuz kaya tuzu ağızlarına maydanozu kapatıyorum maydanozu seviyorum turşuda hem aroma veriyor hem hava almasını önlüyor tabi dilemezseniz koymayabilirsiniz sirkesini ilave edeceğim ben hani yarı yarıya sirkeyi sirke ekliyorum. Biber turşu sirkeyi seviyor. Üzüm sirkesi kullanıyorum veya limon da olur. Elmayı pek tercih etmiyorum. Suyunu da ekleyeceğim. Ve şunu söylemek istiyorum. Sizler de dikkat etmişsinizdir. Hazır bir turşu aldığınız zaman mutlaka turşunun ağzında plastik oluyor. Hani bastırılmış şekilde. O plastikleri ben şimdiye kadar biriktirmediğim o kadar pişmanım ki. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Çünkü o plastikler turşunun altta kalmasını ve yukarı çıkmamasını, işte suyunun azalmamasını önlüyor. Öyle o plastikleri sizde saklayın turşu yapıyorsanız mutlaka. Çünkü lazım oluyor. Suyunu da ilave ettim. Şimdi işte elimde şu kalıp var. Bunu kullanıyorum. Bu çok güzel suya bastırıyor. İşte siz de uygun bir şey bulup turşunuzun ağzını bununla kapatın. Bakın nasıl böyle suyun altında kalıyor biberler havaya kalkmıyor. Çünkü e, gerçekten ne kadar yaparsanız yapın turşu havaya kalkıyor. Suyu azalıyor ve o zaman kararma oluyor, bozulma oluyor. Bu önlüyor bu sistem. Ama siz işte buna uygun bir şeyler bulursanız evinizde plastik koyun. Bunun için aslında yay var. Kalapların içinde Böyle sallayın tuzu erisin e, o yayın e, su girecek bölümü biraz havada kalmadı zaten yukarıda hani suyun içinde olmasın o zaman bir problem olmaz çünkü metal olduğu için paslanabilir ben şimdilik bununla idare ediyorum ama o plastikleri mutlaka biriktireceğim bakın bunun ağzına hiç kalıpla kapatmadım gördüğünüz gibi suyu azaldı ve havaya kalktı malzemeler o zaman gerçekten turşu güzel olmuyor şu var elimde bununla kapatayım yay bölümü havada kalsın bu çok önemli bir püf noktasına turşularda. Şimdiden biriktirmeye başlayın. Hazır turşu alıyorsanız. iyice tabi sıkıca kapaklarını kapatın. Sallayıp turşumuz hazır. Turşularım hazır. İki çeşit turşum. Bunlar daha soğumadı. Kapaklarını kapatmadım. İyice soğuduktan sonra kapatacağım. İkisi de harika ve lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Şu 15 gün içerisinde diğer turşu 15-20 gün sonra 15 gün sonra yemeğe hazır olur. Bu da ertesi gün yiyebilirsiniz zaten. Umarım sizler de tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.